Mersin'de 23 Nisan tarihinde olumsuz hava şartları fırtına nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 28 Nisan'da törenle kutlandı. Marina Amfitiyatro alanında gerçekleştirilen törene binlerce öğrenci ve velinin yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca programda yaptığı konuşmada 23 Nisan'ın dünya çocuklarının hatırlandığı bir gün olarak sonsuza kadar kutlanmaya devam edileceğini söyledi. Çocuklar, kulağımızda hiç susmayan bir masal. Dilimizin rengi, ağzımızın tadı, gözümüzün nuru çocuklar. Barışın küçük elçileri. Bütün dünyaya barışı haykırarak daha mutlu ve daha huzurlu bir dünya anlayışını bir kez daha ifade ediyor. 23 Nisan'ın dünya çocuklarına armağan edilmesi, ulusallıktan evrenselliğe yükseltilmesi, güzel insanımızın bir kültür mirası örneğidir. Bugünlere gelmenin bedelini geçmişte ağır ödedik. Geleceğimize öyle bir bedel ödettirmemek için o günleri unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçenleri rahmetle anıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterileri ve konser gerçekleştirildi. Merhaba ey mehteran, merhaba mehter başı, nevbete selah, hastu, haydi ya Allah. Kartallarımız. Çocuklar, 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. Ak
Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Şevket Sümer Mahallesi'nde belediyeye ait bir binayı anaokulu olarak düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Aktaş, mahalle ziyaretleri kapsamında Şevket Sümer Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki Barış Parkı'nda incelemelerde bulunan, çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, yaptığı açıklamada, Şevket Sümer Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait bir binayı anaokulu olarak düzenleyerek mahallenin hizmetine sunacaklarını söyledi. Aktaş, Ahmet Mete Işıkara İlkokulu'nda bulunan ana sınıfını da yeni açacağımız anaokulu binasına taşıyacağız. Çocuklarımızı daha kaliteli bir eğitim alma imkanına kavuşturmayı hedef edindik, dedi. Yaptığımız incelemelerde parklarımızda oyun grupları, spor aletleri, bank ve pergolaların sık sık tahrip edildiğini görüyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğümüz tüm parklarımızda oyun gruplarını ve spor aletlerini sık sık yeniliyorlar. Vatandaşlarımızdan da ricamız bu parkları korumaları ve sahip çıkmalarıdır. İmar planlarımıza bakalım. Mülkiyeti belediyemize ait uygun bir yer bulmamız halinde mahallemizde çocuklarımıza yeni bir park kazandıracağız, dedi. Mut'a bağlı Sarıkavak Mahallesi'ndeki Kürkçü Köyü Sulama Kooperatifi 1 megawattlık güneş enerjisi santrali kuruyor. 2014 yılında 1 megawattlık GES proje çalışmalarına başlayan kooperatif, 2015 yılında Toroslar EDAŞ'tan çağrı mektubunu aldı. Sarıkavak Mahallesi'ndeki 15.250 metrekare arsa üzerine kurulacak 1035 megawattlık projenin 1 milyon 200 bin dolara mal olacağı açıklandı. Yaklaşık 7 yılda yatırımını amorti edeceği belirtilen tesisin verimlilik süresi ise 30 yıl. Sarıkavak Mahallesi Muhtarı ve Kürkçü Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Halil Aktepe, "Mahallemizde içme suyuna 50 kuruş öderken sulama suyumuzu 75 kuruşa mal edebiliyoruz. Sulama suyumuzu elektrikli motopomp vasıtasıyla getiriyoruz. Dolayısıyla bu projenin ilk çıkış noktası sulama maliyetimizi düşürmekti. İkinci olarak mahallemizde sulamaya elverişli 10 bin dönümün üzerinde arazi varken biz bugün 1500 dönümlük kısmını sulayabiliyor ve tarımsal anlamda değerlendirebiliyoruz. Amacımız sulanabilir tarım arazimizi maliyetleri düşürerek artırmak ve tamamını sulayabilmek. Projemiz için gerekli altyapı çalışmalarını yaptık. İncelemeler tamamlandı. Güneş verimliliği iyi olan arazi tespit edildi ve kooperatif olarak bu arsayı satın aldık. Yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık. 10 aya kadar projemizi hayata geçirip enerji üretmeyi düşünüyoruz, bilgisini verdi. Mersin polisi bir araçta yaptığı aramada değişik markalarda 7500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kişi adliyeye sevk edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde kaçak sigara satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kaçak sigaraların Erdemli ve Silifke ilçelerine sevk edileceğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Çeşmeli otoban çıkışında uygulama noktası oluşturdu. Burada şüpheli araçları tek tek arayan ekipler, bir ticari araçta değişik markalarda 7500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan iki kişi 5607 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sahillerde temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ve ilçelerde konuşlu koordinasyon şube müdürlükleri, yetki alanları çerçevesinde vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda deniz keyfi yaşayabilmeleri için çalışmalarına hız verdi. Özellikle aşırı yağışlar nedeniyle zor bir kış mevsimi geçiren Mersin'de sel sularının denize sürüklediği çöp, çeşitli sazlık ve ağaç parçaları gibi kalıntıların dalgalarla yeniden sahile vurması neticesinde denize girilen alanlarda büyük oranda kirlilik oluşmuştu. Ekipler kent genelinde yürüttüğü temizlik faaliyetlerini yaşanan aşırı yağışlarla birlikte yeniden kıyı kesimlere kaydırdı. Merkezden kentin en uzak noktasına kadar temizlenen sahiller temizlik konusunda son aşamaya getirildi. Yaklaşık 10 gündür onlarca iş makinesi ve personelle yüksek tempoda süren sahil temizliği çalışmalarının ardından Mersin'de her sahil vatandaşın güvenle denize girebilmesine elverişli hale getirilmiş olacak.